1455'te başlayan bir süreç, muhteşem bir tarihi alanın içerisinde olmak gerçekten özel bir durum. Dünyanın yaşayan en eski tersanesi 567 yıldır dimdik ayakta. Çok önemli. Bunu korumak, muhafaza etmek, geleceğe taşımak önemli. Fatih Sultan Mehmet Han'dan bugüne hem zamana direndi hem de bazen bir takım rant düşüncelerine de direndi. Kendini korudu, muhafaza etti. Bazen de çok duyarlı, titiz insanların katkılarıyla ayakta durdu. Göreve geldiğimizde tasfiye edilip farklı düşüncelerle başka bir boyuta evrilmesi düşünülen bu alanda, bu tarihi tersanede gözümüz gibi baktık ve onu yeni bir döneme taşıdık diyebilirim. Burada bilinçli hareket ettiğimiz birkaç mesele var. Bir tanesi şu, burada hem tabii ki Haliç Tersanesi gemilerimizin bakım ve onarımını yapsın, hatta kapılarını özel sektöre de açsın. Ama aynı zamanda şehir hatları filosu dışındaki gemilere hizmet ederken burada tarihin canlanmasıyla birlikte insanlarıyla buluşsun ve bu buluşmayı yine izlenebilir bir halde hem aktif bir şehir hatları üretimi tesisi ama aynı zamanda onun müze fonksiyonu hem de burayı İstanbul'un önemli bir sanat alanına dönüştürmeyi, bir bölümü için söylüyorum. Ve bugüne geldiğimizde bunun ciddi bir bölümü harekete geçti. Nedir o? Sanatla ilgili alanın sonuna yaklaşmak üzere ve çok özel bir sanat alanını İstanbul'da yakın zamanda hediye etmeye başlıyoruz. Hemen girişinde gördüğünüz restorasyonun yapıldığı bölüm ki devam eden bölümleri de var. Ama aynı zamanda ikinci bir hayata geçen işte İşte bu Haliç Tersanemizde tekrar işlevli hale gelip teslim aldığımızda 1 milyon liralık bir yıllık ticari hacmi olan tesis şu anda 175 milyon liraya varan bir ticari hacme kavuşmuş oldu. Bu da ikinci bölümüyle başarılı olduğumuz kısmı. Şimdi nasıl devam edeceğiz? Hem bu gördüğünüz alanların tamiri, bakımı, onarımı aslına uygun bir şekilde ciddi bir bölümü yine başta o tarihi havuzları olmak üzere üretimin yapıldığı ve canlı canlı izlenildiği bir biçimiyle toplumla izlenen bir biçimiyle buluşturulacak. Dolayısıyla işlevselliği daha da güçlenerek devam edecek. Diğer yandan da dediğim gibi o kültür sanat alanlarını genişleterek burayı topluma açan, dünya ile buluşturan bir vizyoner bakışı muhafaza etmiş olacağız. Tabii bu harekete geçmesiyle aslında inşa ettiğimiz çok özel işler var. Kapasitesi sıfıra inmişti ama bugün 50 kompozit yolcu gemisi ve 20 römorkör kılavuz tekne inşa etme kapasitesine ulaştık. Tarihi Paşabahçe vapurunu birlikte hayata geçirdik ve yenileri de az önce Sinem Hanım'ın ifade ettiği gibi yolda. Tabii deniz ulaşımını özellikle İstanbul'da daha etkin kılma adına harekete geçtiğimiz bir dönem bu dönem. 3,5 yıl içerisinde ciddi adımlar attığımızı söyleyebilirim ki az önce hem sefer sayısı artışlarında hem hatların genişletilmesi noktasındaki artışların %30'ları 40'ları deviren oranlara sahip olduğunu Sinem Hanım sizinle paylaştı. Burada özel bir süreci de söylemek isterim. Deniz taksi projemizin başarıya kavuşması, bugün çok beğenilen bir hizmeti İstanbullulara sunuyor olması, tüm teknolojik altlığıyla, uygulamalarıyla birlikte ve kullanıcıların yüksek memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Ama daha da ötesi biz 50 tane deniz taksiyi işte bugün 5 hibrit içinde olmak üzere burada üretip halkımızla buluşturmanın da gururu çok kıymetli. Tabii burada en önemli prensip şu, ne yaptığını bilen, üretim ve çözüm odaklı, çalışkan bir ekibin ve tabii ki değerli genel müdürümüzün liderliğinde güzel bir sürecin yönetilmesi meselesidir. Ben gerçekten her birine yürekten teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık bu başarılarından dolayı.
Zira ilk geldiğimde mesela bunu bana yine genel müdürümüz söylemişti. Buranın hani usta çırak ilişkisiyle yüzyıllardır süren o geleneğin son emektarlarının çok mutsuz olduğunu ifade etmişti. Çünkü hani burası nasıl kapanır? Burası aynı zamanda bir okul ve müthiş bir emek var burada diye. O güzel insanların, o emekçi dostlarım, ustaların o hüznünü yüzlerinde okumuştum, görmüştüm. Ama sonrasında burada üretim yaptıkça nasıl mutlu, nasıl enerjik olduğunu, bir yandan da iş öğreten pozisyona geçtiğini de açıkçası yaşadık ve yaşıyoruz. Bunun da mutluluğunu yaşıyorum ben. Çok da güzel günlere yürüyor. Deniz taksi üretiminde daha önce yaptıklarımızın bir değişiğini bugün harekete geçirmiş oldu arkadaşlarımız. Projemizin çevreci ve hibrit bir deniz taksiye dönüşmesi ve elektrikli teknelerin denize inmiş olması gurur verici. Burada hem yakıt tüketimine malum etkisi var, hem karbon salınımı ile ilgili çevreci bir boyutu var. Her yönüyle çok değerli bir işi başarıyoruz. Yılda 200 binin üzerine çıkan bir yolcu hedefi olan bir ekip oluyor artık, bir filo oluyor. Daha önce biliyorsunuz bu uygulanmıştı, çöpe dönmüştü ve çöp haline dönen tekneler yıllarca Haliç kıyısında çürümeye bırakılmıştı. Onları bile oradan kaldırmam bir sene sürdü. Ama bugün çöp değil, kendi üretimiyle, şık haliyle, bu tarihi boğaza, Halic'e yakışan tasarımıyla, bir de hem elektrikli hem normal üretimiyle beraber denizde ve Haliç'te özellikle insanlarımıza hizmet sunacak bu sürecin sonucu ermesi beni çok çok mutlu ediyor. 7/24 rezervasyon yapılan çok değerli bir uygulaması var. Aynı zamanda özellikle engelsiz tekne tasarımına sahip olması ve bireylerin bunu rahatlıkla, engelli bireylerin rahatlıkla kullanabilecek olması da nasıl özenli bir üretim yaptığımızın da bir sonucu. Haliç Tersanesi'nde inşa edilen ve ilk elektrik tekne olan hibrit deniz taksiler aslında bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların bir başlangıcı olduğunu da özellikle söyleyeyim. Bu arada askıda duran bir deniz taksiyi görüyorum. Buradan arkadaşlarıma, ben konuşmama devam ederken bu hibrit deniz taksiyi alkışlarınızla denize hep beraber indirmiş olalım. Yürüttüğümüz bir başka işten de bahsedeyim. Bir yandan da bu hibrit deniz taksinin yanı sıra Dünya Bankası'nın desteğiyle vapur silüetine daha küçük elektrikli gemi filosu oluşturma çalışmalarımız sürüyor. Arkadaşlarım bu konuda çok önemli çalışmalar yürütüyorlar ve özellikle Haliç Tersanesi'nin bu değişiminin belki de taşlanması olacak inşallah. Tarihi vapurun silüetinden ona tasarım olarak yaklaşan ama onun biraz daha küçüğü elektrikli bir filo üretme yolunda da emin adımlarla yürüyoruz. Onu da belirtmiş olayım. 10 yıl önce gerçekten Haliç Tersanesi'ni gören biri buraya bu hale geleceğini hayal bile edemezdi. Şunu söyleyeyim, israf ve istismarı ortadan kaldırdığınızda akılcı bir süreci her kurumumuzda görebiliriz. Burası onlardan bir tanesi. Artık İstanbul'un Haliç Tersanesi gibi kaynaklarını gerçekten israfa ve az önce dediğim gibi istismara, ranta kurban etmeyen, İstanbul'un faydasına ve İstanbulluların faydasına, kamu yararını gözeten bir anlayışla hareket eden bir yönetimi var. Onun için aslında biraz dayanamıyorlar. Fazlasıyla kıskansalar mutlu olacağım. Çünkü kıskançlık biraz, yani ben anlamıyorum kıskançlık işinden ama hani en azından biraz daha iyi yapmayı motive eder diye düşünüyorum. Kıskançlık değil, başka bir boyuta evrildi ve onun için İstanbul'a müdahale etmeye ve özellikle yok saymaya, hatta İstanbullulara zarar vermeye çalışan bir takım uygulamalara başvuruyorlar. Üzücü
Ama biz İstanbul'da adalete, üretime, insana, saygıya, şehre, özene mutlak dikkat edeceğiz ve bu yönde bir yolculuğa devam edeceğiz. İstanbul, evet. Beş tanesi hazır. Harika. İstanbul her yönüyle çok güzel bir şehir. Çok özel bir şehir. Dünya, yani dünya herhalde birinci sıraya her yönüyle oturtulacak bir şehir. Sadece bizim bakışımızda değil. Gerçekten çok iyi şeylere layık. Coğrafyası güzel, kültürü güzel. Her şeyden önce gerçekten insanı güzel. Bu güzel şehirde bazen çirkinlikler, kötülükler olmuştur ama gelip geçicidir. Biz bütün kötülükleri buradan def etmek için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Çünkü burada kötülükler ve çirkinlikler asla kök salmaz. Buranın öyle bir maneviyatı var. Kadim şehir İstanbul değerleriyle geleceğe doğru cesaretle, gururla yürümeye devam edecek. Tıpkı 567 yıl öncesinden bize Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Haliç Tersanesi ve şehir hatları gibi 567. yılında elektrikli tekne üretip onu denize indirmenin kutlanmasıyla bir arada onun yaşını da kutlamış olacağız. Göz bebeğidir İstanbul'un bu alan. Her zaman İstanbulluları sevgiye, umuda taşımak için kararlı bir yönetim var. Pazar günü sadece yönetici ekibiyle buluştum ve yönetici ekibinin sayısı yaklaşık 3000 kişiydi. Böyle büyük bir kamu yönetiminin ahlaklı, liyakatli, insanını düşünen ve kul hakkı yemeyen, her kuruşunu insanının ve şehrinin lehine harcama konusunda titiz davranışlarda bulunan bir yönetim olmanın ve bu yönetimle beraber hareket etmenin, ben de belediye başkanı olarak çok onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Hepsinin emeğine sağlık. Elektrik, deniz, taksiler İstanbullulara ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Şehir atlarının da 567. yılı, yaşı kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.